Herkese yeniden selamlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz Bursaspor'da kongre dönemi geliyor. Kongre döneminde en önemli şeylerden bir tanesi denetleme kurulu. Denetleme kurulu bundan önceki senelerde bildiğiniz üzere o yönetimin belirlemiş olduğu adaylar arasından seçiliyordu. Lakin yeni getirilen tüzükte bağımsız adaylar da denetleme kurulu için adaylarını ortaya koyabiliyorlar. Bu doğrultuda bugün Twitter'da rastladığım Bursasporlu bir abimiz olan avukat Yalçın Cambaz'ın 18 maddelik neden bağımsız denetleme kurulu adı altında attığı tweet dizisini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi birinci maddesinde şöyle bir şey söylüyor. Türkiye Süper Ligi'ndeki 16 takımın ticaret kanunu anlamında batık yani iflas noktasında olduğunu söylüyor Yalçın Cambaz abimiz. Bu durumun neden böyle olduğunu şu şekilde açıklıyor. Bu durumun en önemli sebebi iç denetimsizlik. İç denetim nasıl oluyor? Türk futbolunda şunu anlatalım. Türk futbolunda iç denetim başkanların kendi listelerinde getirdikleri yani çarşaf liste diye tabir edilen getirdikleri kendi hukukçuları ya da kendi mali müşavirlerinden oluşuyor. Bu durumda da adil bir şekilde yargılanma olmuyor demek istiyor. Üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü maddede şöyle söylemiş. Dolayısıyla yönetimler kendilerini denetleyecek organları kendileri belirleyip sonra kendilerini objektif olarak denetlemelerini bekliyorlar. Yani davul ile tokmak aynı elde demiş. Gerçekten çok güzel bir şekilde bahsetmiş burada anlatmış. Dördüncü maddede ise şöyle yazıyor. Şöyle bir şey değinmiş. Denetim kurulları yönetim kurullarına karşı bağımsızdır. Sadece tüzükte kalan hoş bir ibareden başka bir şey olmadığını söylemiş bu maddenin de. Türk futbolunda angarya bir kurul haline gelmiş denetleme kurulu. Beşinci maddede şöyle diyor. Bu kurulların yaptığı tek icraat idari ve mali kongrelerde yönetimlerin kendilerine verdiği faaliyet raporlarını okumaktır. Dolayısıyla Türk futbolunda angarya bir kuruldan öteye gidemiyor denetleme kurulları. Altıncı maddede şöyle demiş. Denetleme kurulları futbol seyircisi için önemsiz hiçbir şey ifade etmeyen kurullar anlamı taşımaktaymış. Lakin aslında bu denetim kurullarının önemsizliği, denetim kurullarına önem verilmemesi kulüplerin bugünkü geldiği iflas batık noktasının en önemli göstergesidir, en önemli olayıdır diyor. 7. maddede Bursaspor'un değişen tüzüğüyle denetleme kuruluna bağımsız bir şekilde aday olmak mümkün olduğunu söylüyor burada. Böylelikle tüzükte bu kurulu ile ilgili bağımsızlık ibaresinin anlam kazanılabilmesinin yolu bir nevi açılmış diyor. Biraz hastayım kusura bakmayın rahatsızım ama ona rağmen bu videoyu çekmek istedim. Bu video çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konuların. 8. madde de başkanların çarşaf listelerinde denetim kurulu koymasını engellemek gerektiğini söylüyor. Yani şöyle aslında başkanlar kendi listelerinde denetleme kurulunu oluşturmamaları lazım. Denetleme kurulu her zaman daimi olarak bağımsız kişilerden seçilmesi gerektiğini savunmuş avukat abimiz. Bu şekilde de bir düzenleme gelmesi gerektiğini söylüyor tüzüğe. 9. maddede denetleme kurulunun bağımsız olmasının kulübe ne gibi faydalar sağlayacağını yazmış. Yönetim ve kulübe faydası nedir diyor. Öncelikle belirtmek gerekir diyor. Denetleme kurulu yönetim için bir tehlike arz etmemesi lazım diyor. Yönetim için yararlı bir yapı aslında denetim kurulu. Ondan bahsetmeye çalışmış burada. Danışmanlık hizmetini ifa ettiğini söylüyor. Yönetim denetimsizlik içinde bence bir kaos havuzu içinde yüzüyor. Hatta kaos boşluğu içinde yüzüyor. Denetimli yapılar her zaman çok daha doğru şekilde yönetiliyor. 10. maddesinde şöyle diyor. Denetim güveni pekiştirir ve güvende bir yönetimi olan inanç artar. Şimdi denetleme kurulunun gelmesiyle güvenin olacağını anlatmaya çalışmış. Şimdi şöyle bir şey var. 10. maddede başkanlar belirlendiği üzere sürekli sanayicilerin desteksizliğinden yakınıyor. Sanayiciler de kulübe paranın verdikten sonra nereye gittiğini bilmedikleri için Bursaspor kulübüne destek olmaktan çekiniyor. Şimdi denetleme kurulu olsa burada bu paranın nereye gittiğini, nereye kullanıldığı hepsi ayan beyan ortaya çıkacağı için sanayiciler de destek vermekten çekinmeyecektir kulübe şeklinde 10. maddesi. 11. maddede hedefe ulaşmak, riskleri yönetmek ve güçlü bir kurumsal yönetim yapısına sahip olmanın ön koşulu iç denetimdir diyor. En önemlisi kurumsal itibarın sigortası iç denetimdir. Amaç kulübümüzdeki faaliyetleri geliştirmek ve değer katmaktır. Kulübe değer katacağını söylüyor iç denetimin. İç denetim olduğu sürece otokontrol gibi düşünün bunu. Otokontrol bir insan kendini nasıl kontrol edip hatalarından ders çıkarıyor. Denetim kurulu da bağımsız denetim kurulu da bunu yapacağını söylüyor avukat abimiz. 12. maddede iç denetim gelecek odaklıdır. Sapmaları tespit eder. Hedefe ulaşmayı sağlayacak değerlendirmeleri yapar. Şimdi az önce bahsettiğim gibi zaten işte hataları otokontrol gibi hataları sürekli kontrol ettiği için sapmalar olmaz ve sapmaları tespit ettiği için gelecek odaklıdır. Her zaman geleceğe yatırım şeklinde yürüyor. Denetim bağımsız denetim kurulunun gelmesi de işte bunun için çok önemli. 13. maddede şöyle diyor. İş denetimin denetleyici sistemler devir, şeffaflık ve hesap verilebilirlik devri. Şimdi şöyle bir şey var. Eski yönetimler ibra ediliyor veya edilmiyor. Bunlara bağlı
pahalı bir madde. İç denetim düzgün olmuş olsa zaten bunların derdi olmaz. Bunların denetlemeleri, bunların başka şirketlerle uğraşmaları da gerekmeyecekti. Bildiğiniz üzere Recep Bölükbaşı yönetiminden sonra kulübe bir şirket girdi. Şirket analiz yaptı ve hani doğru çıkmadı vesaire, yanlış çıktı. Bunları hani tartışmıyoruz şu anda ama iç denetim düzgün olsa bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Zaten hesaplar ayan beyan ortada olacak. Her şey ayan beyan ortada olacak. Bundan dolayı hiçbir şekilde problem yaşanılmayacak kulüpte. 15. madde, gideceği yeri bilmeyen, dolayısıyla vardığı yerin bir önemi olmayan yönetim modeli. Bakınızın ülkemizin kulüp modelleri. Yani kulüplerin bir hedefinin olmadığını, kulüplerin vizyonundan çok misyonlarının da eksik olduğunu, vizyonlarının zaten eksik olduğunu, kulüplerin belli bir yol haritalarının olmadığını söylüyor. Denetim kurulu olsa bunu çok farklı şekilde yönlendirip en azından yönetim kurulunun kendini sorumlu hissettiği ve kendinin hesap vermek zorunlu olduğu bir yapı olduğunda bu tamamen yönetimin ve Bursaspor'un, kulübün menfaatine olacaktır. 16. maddede şöyle bir şey söylüyor. Bursaspor tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için vesaire, çağdaş yönetim anlayışını getirmek için kendisinin denetim kuruluna bağımsız olarak aday olduğunu anlatıyor. 17. maddede göreve gelen yeni yönetimler önceki yönetimin hesaplarını bağımsız kuruluşlara denetlettirirken yapılan işlem kadavra üzerinde hekimin yapmış olduğu otopsi işlemidir. Sadece durum tespiti yapılır. Artık hiçbir şey yapılmaz. Oysa ki 18. maddesinde iş denetimi olan bir yapıda hekim önlem alır ve sistemin iyileşme sağlayan poliklinik hizmetini verir. O sebeple iş denetim daha fazla hata şansı kalmayan kulübümüz için olmazsa olmazdır. Yani tamamen bağımsız bir denetleme kurulu gerektiğini söylüyor bu 18 maddelik yazısında avukat abimiz. Ben de sonuna kadar katılıyorum. Bu konunun böyle dillendirildiğini gördüğüm için hemen videosunu çekmek istedim. Umarım sizler için de bilgilendirici bir video olmuştur. Son videolarım pek fazla izlenmedi ama yine yılmadan video çekmeye devam ediyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Fuleli Adımlar'ın 20. programında Trabzon maçından sonra görüşmek üzere diyorum. Bay bay.